Hoş geldiniz. Burada bayağı iletişimle ilgili öğrenci var diye duyumlar aldım. Radyo, televizyon, sinemayı düşünen var mı? Kimler var? Oo, şahane. Tamam, doğru yerdeyim. Çünkü bazen geliyor öğrenciler, kimler iletişim istiyor diyorum. Herkesin eller aşağıda. Siz tamam, tam doğru yerdeyiz. Bugün böyle bir Türkiye sinemasının son 20 yılda geçirdiği bir takım evrimlerden bahsedeceğim. Daha doğrusu 90'lar 2000'ler arası böyle bir neredeyse ölüp yeniden dirilen bir endüstriden bahsediyoruz. Onu biraz anlatacağım. Çok yabancı olduğunuz şeyler değil muhtemelen ama böyle daha geniş bir tarihi perspektiften bakalım istiyorum. Arada soru sor, yani sonunda zaten bir 5 dakika ayıracağız herhalde soruları ama arada aklınıza bir şey gelirse yine de elinizi kaldırın, sorun. Ben Melis Behlil bu arada, doçent doktor, radyo, televizyon, sinema bölüm başkanıyım. 15 senedir neredeyse bu üniversitedeyim. Ayrıca bir de reklamımızı yapayım. Yeşim Burul hocamızla beraber Cuma günleri Açık Radyo'da Sinefil adlı programı hazırlayıp sunuyoruz. Saat 3.30-4.30 arası 94.9 ya da açıkradyo.com.tr'den. Evet, şimdi birkaç resimle başlayalım. Türkiye sineması deyince dünyada böyle akla gelen bir takım yüzler var. Hop. Tabii bunu denedik biz siz gelmeden önce ama illaki sunumların bir çalışmaması gerekiyor. Resim olmadan ben sorayım. Dünyada ilk kimin adını söylüyorlar Türkiye sineması deyince? Dünyada. Dünyada. Festivallerde. Yılmaz Güney belki. Şu anda. Yılmaz Güney öleli oldu maalesef bayağı. Cüneyt Arkın kesinlikle değil. Bir yönetmen. Şahan da değil. Nuri Bilge Ceylan dendi buradan arkadaşlar. Söylendi. Nuri Bilge Ceylan. Haluk Bilginer o kadar değil maalesef. Bize öyle görünse de buradan. Dünyada şu anda hani 2005 sonrası özellikle bir süre Türkiye sineması böyle bir şahlandı diyelim. Festivallerde Türkiye bölümleri yapıldı. Nuri Bilge Ceylan her filmini, tabii ortadan da aldık böyle olunca. Her filmini Cannes Film Festivali'nde yarıştı. Bütün spoiler verdiniz ama hepsi gitti. Neredeyse hepsiyle son filmi hariç ödül aldı. O yüzden şu anda dünyada Türkiye sineması dendiği zaman insanların bildiği isim Nuri Bilge Ceylan. Onun dışında birkaç isim daha var, onları biliyor musunuz diye göstereceğim ama resimlerini gösteremiyorum şu anda. Başka ödül alan yönetmenlerimiz var. Bu arada tabii şöyle bir şey var, bu sırf bize özgü değil. Nuri Bilge Ceylan'ın en fazla iş yapan filmi Türkiye'de 300 bin bilet satıyor. Şahan'ın filmleri 5 milyon satıyor. Öyle bir fark var. Ama bu başka ülkelerde de olabilen bir şey. Mesela biz İran sineması dendiğinde işte Abbas Kiarostami falan diyoruz. İranlılarsa kendi popüler aksiyon ve komedi filmlerini düşünüyorlar. Bizde nasıl buradaki içeride gösterilen, görülen, popüler olan filmler yurt dışında çok izlenmiyorsa başka ülkelerde de bu söz konusu. Ama hani uluslararası açılımı olan festivallerde, heh geldik Nuri Bilge Ceylan ve Altın Palmiyesi, teşekkürler. Uluslararası gösterimlere baktığımız zaman mesela Nuri Bilge Ceylan'ın filmleri Fransa'da 2 milyon kişiye ulaşıyor, bizde olmasa da. Peki şu diğer kişileri biliyor musunuz? Ellerinde her birinin önemli birer ödül var. Bu elinde altın ayısıyla Berlin Film Festivali'nden Semih Kaplanoğlu.
Bu Altın Aslan jüri ödülüyle Emin Alper birkaç sene önce. Bu yine Venedik'te elindeki aslanı görmektesiniz. Geleceğin Aslanı ödülüyle ilk filmiyle Seren Yüce. Ve tabii sadece erkekler değil. Bu hanımefendiyi tanıyan var mı? Elindeki San Sebastian Festivali'nin büyük ödülü. Yeşim Ustaoğlu. Dünyada Türk sineması deyince, Türkiye'den gelen filmler deyince insanların aklına aslında ilk bunlar geliyor. Çünkü festivallerde gösterilen daha böyle bir sanat sineması, benim sevmediğim bir terim ama dendiğinde bilinen yönetmenler bunlar ve esas Türkiye sinemasının uluslararası prestijini sağlayan yönetmenler de bunlar. Ama Türkiye'de o sinemanın tekrardan güçlenmesi 2000'li yılların ortalarından itibaren sadece bu yönetmenler ve bu filmler değil. Bunlar zaten iç pazarda gördüğümüz gibi siz tanımadınız bile kimdir bunlar diye. İç pazarda başka şeyler de oluyor. Mesela bilet satışları müthiş artıyor. Bu Avrupa Birliği'nden bir chart, o yüzden İngilizce yazıları ama altta gördüğünüz çizgi Avrupa'daki bilet satışları, sinema biletleri. Gördüğünüz gibi düz bir çizgi halinde devam ediyor bahsettiğim dönemde. Türkiye'de ise böyle zıplaya zıplaya 24 milyondan 50 milyona çıkıyor. Sonra 70 milyona kadar çıkıyor bu geçen sene. Bu sene biraz düştü. Bilet fiyatları artınca ve de indirimler azalınca farkındasınızdır. Eski böyle gideyim bir bilet alayım, yanında bir bilet daha olsun, şu da olsun, bu da olsunlar. Geçen seneki yasayla biraz durdu. Ama hani müthiş bir fırlayış. Artı düşünürseniz aslında 50 milyon hiçbir şey demek değil. 80 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. 50 milyon bilet satılması demek, bir kişi yılda bir kere bile sinemaya gitmiyor demek. Aslında çok daha fazla bir potansiyel var Türkiye'de. İlk ona bakarsak bilet satışı olarak, bu Türkiye'de en fazla bileti satılan 10 film. Ya bir kısmını zaten tanıyorsunuzdur. Şöyle de bir özellik var. Hani bunlar en fazla bilet satılan yerli filmler değil. Yerli, yabancı hepsi. Yani dünyada bir Avatar, bir Avengers, bir Joker milyonlar satarken tamam, bizde de onların gişe hasılatı iyi ama ilk ona girmiyorlar. Türkiye'de seyirci burada yapılmış filmleri izliyor. Bu dünyada çok olan bir şey değil. Şu da çok olan bir şey değil mesela. Yine bilet satışları. Benim lisansım bu arada ekonomi, matematik. O yüzden böyle chartlarla falan geliyorum size. Çok sayılar eğlenceli olabiliyor çünkü. Şu ortadaki %50 çizgisi gibi düşünün. Yerli biletler, yerli filmlere satılan biletler, yabancılara satılanları neredeyse her sene geçti son 10-15 sene. Bu niye bu kadar özel bir şey? Avrupa'ya baktığımızda bu 2013 sayıları ama şu anda da çok farklı değil. Fransa, ki hani sinemanın keşfedildiği yer, herkesin sinemaya gittiği yer falan, yerli filmlerin payı %33. İtalya, 100 yıldır popüler sineması çok güçlü, %30 civarı yerli filmlerin oranı. Bizde %50'yi geçiyor sürekli olarak. Bu nerede oluyor? Tabii ki Amerika'da oluyor. Güney Kore'de oluyor. Çünkü Parazit boş yere çıkmadı ortaya. Güney Kore'de müthiş bir kültür politikası uygulanıyor sinemayı güçlendirmek için son 20 yıldır falan. Kotalar konuyor. Hani bir sinema yılda işte bilmem kaç gün illaki Güney Kore yapımı film göstermek zorunda mesela. Bir de Hindistan'da oluyor çünkü orası da dev film ülkelerinden biri. Ama başka neredeyse hiçbir yerde bizdeki bu sayılar yok. O yüzden aslında çok da özel bir durum. Çok hani gurur duyulabilecek bir durum. Yani bunun Recep İvedik'le olması tabii çok mutluluk verici olmayabilir ama en azından sektör canlı. Üstelik sadece sinemada değil, bir de tabii dizilerimiz var. Şunları paylaşayım sizinle. Her dilde dergi kapaklarında Türkiye'nin dizi yıldızları. Çünkü bizim bu diziler... Evet, bir anda
konsantrasyonu dağıttım galiba bu resimle. Bizim diziler önce Orta Asya'ya satılıyor. Sonra Orta Doğu keşfediyor. Orta Doğu'da bir patlıyor. Oradan Balkanlara sıçrıyor. O da yetmiyor. Güney Amerika'ya gidiyor. Hatta şöyle bir video paylaşayım sizle. Quanto te cuesta creer en una mujer? Una mujer no me va a copiar un hombre. Teknik. Teknik yardıma ihtiyacımız var. İspanyolca o duyduğunuz. Ama göreceğiniz suratlar görebilirsek eğer daha tanıdık. Ya da göremeyeceksek ben devam edeyim. ¿Cuánto te cuesta creer en una mujer? Una mujer no me va a copiar. Serkan Bey. ¿Cuánto te cuesta creer en una mujer? Tamam, devam edelim. Çok önemli değil. Binbir Gece'nin İspanyolca tanıtımıydı bu. Çünkü Binbir Gece nedense işte hem Balkanlarda hem Güney Amerika'da acayip popüler oluyor ve bunları bulup izlemek çok eğlenceli. Çünkü çok tanıdığınız suratlar ve böyle ağızlarını açtıklarında İspanyolca konuşuyorlar. Çünkü dublaj yapılmış dizilere, hani oralarda şey olsun, popüler olsun diye, satılsın bile, hani televizyonda insanlar seyretsin diye. Yani nereye gitseniz şu anda neredeyse dünyada bir yerlerde karşınıza bu diziler çıkıveriyorlar. Pardon. Evet. Ama hani tamam, çok iyi, sinemamız müthiş. Bu arada şu anda biraz tekrar bir duraklamaya başlamış durumda 2-3 senedir. Oraya çok gelmeyeceğim. Ben bu yükseldiği 2005-2015 arasına biraz daha odaklanacağım. Bu hep böyle miydi? Hani sizin yaşlarınıza bakıyorum, sizin hayatınız boyunca aslında bu var. Diziler popüler, herkes Türk dizisi seyrediyor. İşte filmler zaten sinemaya gittiğinizde her tarafta yerli film oynuyor. Film dediğiniz şey zaten AVM'de oluyor genelde gibi bir dünyanın içine doğdunuz siz muhtemelen. Her zaman böyle değildi bu. 90'ların başında, 80'ler boyunca giderek azalıyor sinema seyircisi, hatta 70'lerden başlayıp 90'ların başında 92, 93, 94 hatta 96'ya kadar yılda böyle bir 30-40 film yapılıyor ama bunların çoğu da oradan videoya gidiyor. Sinemada gösterime giren film bir ara böyle 2-3 filme kadar iniyor. Her taraf Hollywood filmi, az sayıda Avrupa filmi, Türk filmi diye bir şey yok sinemalarda. O yüzden hani benim gençliğimde, çocukluğumda şey pratiği yok. Sinemaya gidip Türk filmi izlemek diye bir şey ben hatırlamıyorum. Çünkü gösterime giren Türk filmi yok zaten. Girenler de öyle popüler falan da olmuyor. İşte Zeki Demirkubuz'un ilk filmi falan mesela. Bu 1994, Wikipedia'dan 94 çıkışlı Türk filmleri diye baktığınızda 6 tane film çıkıyor orada. Tamam, Wikipedia bazen yanılıyor bu konularda ama çok daha fazla değil yani bu. Bunlar da C Block, Zeki Demirkubuz'un ilk filmi. İşte İz, Yaşım Ustaoğlu'nun ilk filmi. O da gösterime girip girmediğinden bile emin değilim. Hepsi zaten çok küçük filmler. 1-2 salonda giriyor. Zaten salonda doğru düz kalmamış. Nasıl oluyor da 94'te böyle 5-6 filmden en fazla şimdiki 150-200'e geliyoruz'u ben biraz anlatmak istiyorum. Onu anlatmak için de biraz da daha geri gitmek istiyorum tarihte. Tabii Türkiye'nin en büyük, Türkiye film endüstrisinin en büyük avantajı zaten tarihsel olarak güçlü bir endüstriye sahip olması daha önceki dönemlerde. Nedir o endüstrinin adı? Yeşilçam. Yeşilçam'a niye Yeşilçam deniyor? Biliyor musunuz? Beyoğlu'ndaki bir sokağın adı ve orada prodüksiyon şirketleri var. Bayağı hani o dönemde böyle 50'lerden 70'lere gayet güçlü bir endüstri. Ne kadar okuyabiliyorsunuz bilmiyorum. Belediye 1963'te sinemalardan 17.986.000 lira gelir temin etti. Bu belediyenin ikinci
en yüksek kazandığı gelir. Birinci elektrikten ve bir yerden kazanıyor. İkinci en büyük gelir kaynağı sinemalardan aldığı vergiler. Yani şeyin içinde, ekonominin içinde önemli bir yer tutuyor. Aşağıda da İstanbul'da 70 kapalı, 143 açık sinema var. Açık sinema diye bir şey şimdi anca böyle nostaljik açık film gösterimleri, açık hava film gösterimleri diye yazın bir takım şeyler, oteller teraslarında falan yapıyorlar şimdi ama eskiden böyle bir kültür var yani insanlar sinemaya gidiyorlar. Zaten hani en büyük eğlence kaynağı o. Evde radyo var, televizyon diye bir şey daha zaten yok ve de sinema gayet güçlü olarak mevcut. Şöyle açık hava sinemaları. Bu resim Adana'dan. Müslüm'ü seyreden var mı aranızda? Onda böyle sinemaya gidiyorlar falan. Muhtemelen buna gidiyorlardı. Hani emin değilim ama böyle bir şeye gidiyorlar işte. Adana'daki şeyler bunlar. Bu arada iki tane yan yana mekan olduğuna dikkatinizi çekerim. İkisi de bayağı büyük. Hani o dönemlerde sayılar tutulmuyor. Kaç izleyici gidiyor bu sinemalara tam sayısını bilmiyoruz. Ama çok insan gidiyor ve sosyal hayatın da bir parçası. Hele o açık hava sinemaları beraber gidiliyor, bütün mahalle gidiliyor, çekirdek çitletiliyor beraber vesaire. Adana'nın bir önemi daha var. O dönemde çeşitli bölgeler var. Bölgelere dağılmış vaziyette film endüstrisi. Bölge dağıtımcıları var ve o dağıtımcılar da İstanbul'dan film alıyorlar, film sipariş ediyorlar. Bize şöyle bir şey yolla diyorlar ve bunun içinde yıldızlar da çok önemli. Ne gibi filmlerden bahsediyoruz? Yıldızların olduğu, işte Türkan Şoray olacak, Sadri Alışık olacak, Cüneyt Arkın olacak, siz demin saydığınız bir takım isimler. Hı? Filiz Akın olacak mesela. Ama Adana'da Türkan Şoray daha popüler, onu da söyleyelim. Ve hani ağırlıklı da ne var? Böyle işte daha melodram filmler, gidelim ağlayalım, mendillerimizi götürelim ya da komediler. Çok hani temel popüler türler bunlar. Ve bunlardan bir sürü yapılıyor her sene. Yani o kadar güçlü bir endüstri ki o sırada yılda zaten 150 film kadar yapıyorlar 60'lar 70'lerde. Şu andakiyle aynı seviye ki şu anda dijital vesaire daha ucuz aslında yapması bazı şeyleri. Ama tabii içerik bulmak çok da kolay bir şey değil. Acaba şunu gösterebilecek miyim size? Ve diziler hariç 200... Tamam. Böyle bir belgesel var. Belki denk gelirsiniz, izlersiniz diye bundan bir fragmanını göstermek istiyorum. Yılda 150-200 film yapılınca tabii ona kaynak bulmak lazım. Ne anlatacağız, ne hikayesi, hani nereye kadar hep aynı hikayeleri anlatmak. Öyle oradan buradan ilham alıp ondan biraz görüntü, bundan biraz müzik, şunun hikayesini de yeniden yapalım durumu da var. Bunun üzerine de çok keyifli bir belgesel var. Cem Kaya'nın yaptığı Motör, Kopya Kültürü ve Popüler Türk Sineması diye. Onu bir göstereyim size. Yeşilçam'ı tekrar bir anmış olalım. 30 film çıktı. 120 kadar. Ama yani Türkiye için çok zavallı bir rakamdır bu. Dünyayı kurtaran adam.
köyüme gittim. Sokaktan geçen bir motosikletliği durdurdum, karşı aldık akum kafasına. Şişeyi tarzına koyuyor. Çantayı nereden vereceksin? Amerika'da sana parça mı verir? Şoförde. Petrolden kullanmıyoruz ya. Tabii canım. Petrolde kullanmıyoruz. Niye kullanmıyoruz? Adam bizim işimde size yapmış. Bu şey iyi kötü çirkin. Evet yani bir şekilde bulunuyor yapılacak konular, filmler yapılıyor. Ama sonra bir şeyler oluyor 1970'lerde. Bir sürü şey birden oluyor aslında. Bir yandan ekonomik kriz vuruyor. Çünkü dünyada bir petrol krizi var yaşanan. Türkiye aynı zamanda 1974'te Kıbrıs Harekatı'nı yapıyor. Bütün onlar tabii ekonomiyi zorluyor. Böyle bir onun getirdiği bir takım zorluklar var. İç çatışmalar artıyor sol sağ arasında. Sokaklar giderek daha güvensiz hale geliyor. Yaşımı illa ki belli ederek şeyi de söyleyeyim. Ben çok küçükken, bayağı küçükken ama yani. Annem pencereye yaklaşma ne olur ne olmaz. Biri kurşun atar falan. Hani sen uzak dur pencereden demişti bana. 70'ler çok o açıdan hoş bir dönem değil. O yüzden aileler sokağa çıkmayı giderek azaltıyorlar. Sinemaya gitmeyi azaltıyorlar. Bir de tabii televizyon geliyor. Sinemaya gitmek zorunda da değilsin artık. Eve de gelebiliyor bir takım şeyler. Her ne kadar günde birkaç saat olsa bile yayın. Sinema ne oluyor o zaman? Bir yandan da şehre göç var. Genç bir erkek popülasyonu geliyor köylerden çalışmaya. Onlar hala sinemaya gidiyorlar. Giderek 70'lerde bir bu hafif seks komedileri giderek artıyor. Zaten aileleri daha da uzaklaştırıyor sinemalardan. Bir yandan da arabesk müzik çok popüler olmaya başlamış. Arabesk şarkıcılarına filmler çektiriliyor. O da yine daha çok bu yeni genç erkek popülasyonuna yönelik aileler iyice evde kalmaya başlıyorlar. 70'lerin ortasından 80'lerin sonuna kadar artık iyice sinemalara giden sayısı azalıyor. Ve de o eski açık hava sinemalar birbiri ardına kapanıyor. Peki şu kapanan sinemalardan şuraya tekrar nasıl gel diye bakınca da vakit de azalıyor, o yüzden biraz toparlayarak gideyim. Aslında hani sinemaların kapanmasına neden olan unsurlardan birinin sinemaların tekrar geri gelmesine de neden olduğunu düşünüyorum ben. Ki hani belki anlatınca siz de bana katılırsınız. Şimdi televizyon başladı dedik ya, 1968'de önce deneme yayınlarıyla başlıyor. Sonra giderek arttırıyor o yayınları. En başta bir takım böyle işte show programları var. Zeki Müren konuşuyor Halit Kıvanç'la. İşte Amerika'dan alınan diziler var. Dallas efsanesini duymuşsunuzdur belki. Bir takım yerli diziler de yapılıyor. Daha az bu dönemde. Aşk Memnu'nun orijinali biliyorsunuz, ilk televizyon uyarlaması 1975'te yapılan Müjde Arlı. Yani ilk dönemlerde TRT ile böyle bir takım minik şeyler yapılıyor ama az. Ve çoğu da dizilerin, filmlerin dışarıdan alınıyor. Hollywood filmleri ve dizileri gösteriliyor. Ta ki özel televizyonlar 1990'larda açılana kadar. Hatta şöyle bir şey var, özel televizyonlar ilk açıldığında aslında anayasayla yasak. Sadece devlet yayın yapabilir diye bir madde var kanunlarda. O yüzden önce dışarıdan yayın yapıyorlar Almanya'da. Anca regülasyonlar, kanunlar falan 94'te değişiyor. O zaman resmi olarak yayın yapıyorlar ama hani arada bayağı bir yerleşmiş oluyorlar. Şunu... Merhaba. İlk özel televizyon Star 1'den de merhaba. Çok yakında Star 1 rengarenk bir değer getirmeye hazırlanıyor evlerimize. Evet, özenle beklediğiniz yeni, yepyeni ve çok farklı bir televizyon izleyeceksiniz. Doğru, çok farklı. Çok hareketli, çok renkli, çok heyecanlı, yani çok özel. Eğlence programları, heyecanlı görüşme programları, yani bir televizyondan beklediğiniz her şeyi bulabileceksiniz. Evet, nedir altını çizdiği? Çok renkli, çok farklı. TRT hala böyle kısmen siyah-beyaz yayınlardı o dönemde. Çok farklı, çok heyecanlı, eğlenceli. Hani TRT'nin o devlet televizyonundan farklıyız biz diye altını çize çize geliyor.
yerli televizyonlar ki öylelerde bir hayli. Ama bir yandan da geliyor bu kanallar, içerik yok. Çünkü daha yeni kurulmuşlar, ne gösterecekler? 90'lar boyunca eski film şirketleri, o filmleri yapan şirketler, çoğu artık iflas etmiş vaziyette çünkü kimse sinemaya gitmiyor dedik ya. Onlar böyle ağırlığınca satıyorlar filmleri televizyona. O yüzden 90'lı yılların televizyon programlarına baktığınızda, günlük programlara, iki örnek koydum buraya. Kanalda yerli film, yerli film, yerli film, yerli film, yerli film. Bir ara ben hatırlıyorum 90'larda böyle kanal zapladığınız zaman 2-3 kanalda birden Kemal Sunal filmine denk gelebiliyordunuz. Bütün böyle gündüz yayınları bu eski yerli filmlerle doluyor. O yüzden hani o filmleri sinemada görmeyen jenerasyon da aslında yine bu filmleri izleyerek büyüyor. Ardından yerli diziler yapılmaya başlanıyor. Bunlar ne kadar tanıdık size bilmiyorum, böyle Kara Melek, işte Yılan Hikayesi, Şehnaz Tango falan, böyle yavaş yavaş hani yerli diziye seyirci olduğu da ortada, meraklısı olduğu da ortada. Sonra zaten 2000'lerde Asmalı Konak, ardından Kurtlar Vadisi gibi dizilerle o dizi piyasası bir patlıyor. Kurtlar Vadisi yine bir heyecan yarattı yalnız. Peki buradan yine sinemaya nasıl döneceğiz? Çünkü 2005'ten itibaren sinema endüstrisi de tekrar gücünü kazanmış oluyor dedik ya. Şimdi mesela bu filmler, bu diziler film haline getiriliyor. Mesela öyle bir katkısı var televizyonun sinema endüstrisine. Ama çok da fazla değil yani, bunlardan 3-5 tane yapılıyor. Başka ne gibi faydaları var? Sinema endüstrisi dediğimiz endüstride çalışan yüzlerce, binlerce insan var. Film yapılmazsa bu insanlar ne yapacaklar? Bir yerde çalışmaları lazım. O arada diziler, reklam endüstrisi yükselince oralarda çalışıyorlar. Ya da 90'lı yıllardan sonra özel üniversitelerin de açılmasıyla bir sürü iletişim fakültesinden ileride umarım sizlerin de mezun olacağınız gibi hani sinema televizyon okumuş bir sürü genç var. Onlar sokakta kalmıyor bu sayede. Girip televizyonlarda çalışabiliyorlar. Böylelikle hani insanlara iş sağlayan bir ortam oluşmuş oluyor. Bu hani yönetmenler için de geçerli. Özellikle daha işte festivallere yönelik filmler yapan, daha küçük filmler yapan yönetmenler için de televizyon para kazanacakları, geçinecekleri kadar bir gelir sağlayabilecekleri yer haline geliyor. Ki günümüzde de bunu şöyle görüyoruz. Blue TV'nin dizilerinden iki tanesi ta başta gördüğümüz iki kişi tarafından yapılıyor. Masum'u Seren Yüce yönetti. Alef daha yeni gelecek. O da Emin Alper'in dizisi. Emin Alper'in son filmi Kız Kardeşler mesela Berlin'de premierini yaptı. Geçen aylarda gösterime girdi. Ama hani bir yandan da dizi çekiyor. Zaten bütün dünyada televizyon ve sinema iyice iç içe geçmiş durumda. Bir şey daha var bence çok önemli, onunla bitireyim. Yerli film çok seyredilmiyor dedim ya, mesela Avrupa'da çok daha düşük gişe hasılatı dedim. Oralarda yapılan araştırmalarda, mesela Belçika'da gençlerle bir araştırma yapmışlar. Diyorlar ki ya işte hani Amerikan filmi olunca biliyoruz ki belli bir bütçesi var. Böyle daha iyi görünüyor. Bizimkiler dandik oluyor biraz diyorlar. O yüzden biz gitmiyoruz Belçika filmlerine diyorlar. Yani Türkiye'de de o olabilecekken, ki hani benim jenerasyonumda hala böyle bir Türk filmi kötü anlamda kullanılan bir terimdi. Ama hiçbir zaman tamamen kopmadık o filmlerden, bu televizyonlar sayesinde. Çünkü ne zaman televizyonu açsan o eski Türk filmleri bir şekilde oynuyordu. Bir şekilde kendi dilinde bir şeyler izleme pratiğini canlı tuttu o televizyonlar. Sinemanın olmadığı o 10-20 yıl boyunca. O yüzden endüstri tekrar güçlendiğinde seyirciye de çok ters gelen bir şey olmadı kendi dilinde, kendi kültüründen filmleri tekrar seyretmek. Yani bir yerde şu beraber sinemaya gidip Cüneyt Arkın'ları, Filiz Akın'ları seyretme pratiğinin yerine böyle bir süreliğine televizyonun karşısında hep beraber onları seyretme sürdü. O yüzden de tekrar sinemalar güçlendiğinde hep beraber tekrar sinemalara gittik. Bakalım daha ne kadar gideceğiz. Tabii şimdi artık alışveriş merkezlerine gidiyoruz.
2000'li yıllarda alışveriş merkezlerinin artması ve oralardaki salonların seyirci sayısını artırması bir unsur da var ama o da ayrı bir sunuşun konusu artık. Ben bunu burada keseyim o zaman galiba. Bir dakika falan var sorusu olan varsa. Benim iki sorum olacak. Öncelikle ülkemizde bir sürü turizm sektöründe iş yapan ne insanlar sektörünü? Var. Ayyapım'la ilgili bir şey sormak istiyorum. Mesela Ayyapım dizilerine sürekli para harcıyor ve hareketli açılar, kamera sürekli. Diğer dizilerden farklı şeyler kullanıyor. Ülkemizde niye bu kadar hani sadece Ayyapım dizilere önem veriyor? Bunu çok merak ediyorum. Bence bunu diğer yapım şirketlerine sor. Niye paranızı harcamıyorsunuz da bir tek Ayyapım'ın dizilerinin belli bir hani gözle görülür farkı var diye. Bence o yapımcılara doğrudan sorulması gereken bir şey bu. Yani şeyi bu arada fark ediyorlar diğer yapımcılar da. Uluslararası seyirciye satmak için biraz daha seviyeyi yükseltmek gerektiğinin farkındalar ama Ayyapım mesela şeyi de çok kullanıyor. Sinemadan yönetmen, sinemadan yapımcı çok kullanıyor. Ayyapım'ın şu anda en aktif yapımcılarından biri. Daha önce tamamen hani bağımsız festival filmlerinin yapımcılığını yapmış olan Yamaç Okur şu anda Çukur'un yapımcısı falan. Hani o ilişkiyi çok sıkı kuruyor Ayyapım. Bir de bir sorum daha olacak. Türk dizileri neden 2 saat boyunca yayın veriyor? Çok kimse 2 saat bir şey soru. İzlemiyor. Çok güzel bir soru. Yani yine ticari şeylerden geliyor. Çünkü dizinin kendisi zaten 180 dakika, 2 saat bile değil. Bütün reklamlarla falan 3 saat seyirciyi orada oturtuyor. İzlettiriyor kendini. Hani başka kanala kayamıyorsun o arada. Ve şeyle de biraz alakalı bu. Dışarı satmayla. Hani o 90 dakikalık şey var ya, dışarı satarken onu 3'e bölüp 3 bölüm halinde satıyor. 3 bölümün parasını alıyor aslında o 90 dakikalık bölüm için. Yani çok daha iyi para kazanabiliyor böylelikle. Bir takım kampanyalar oldu belki duymuşsundur. Yerli dizi, yersiz uzun falan diye. Çünkü hakikaten o dizileri üretmek her hafta bir tane uzun metraj çekmek gibi bir şey. O yüzden de anlatı daha ağırlaşıyor. İnsanlar dönüp dönüp birbirlerine bakıyorlar falan. Hani müzik uzadıkça uzuyor falan. Anlatıyı da değiştiren bir şey o. Yani ciddi bir problemi şu anda Türkiye dizi sektörünün. Niyesi de hani öylelikle daha ucuza çekebiliyor öyle yaya yaya. Ve de daha fazla para kazanabiliyor o şeyden. Benden sonra Can Hoca konuşacak. O da bence bu konularda bir takım yorumlarda bulunabilir. Bir soru daha sorabilir miyim? Bilen biri olarak. Var mı vaktimiz? Son soruyu alalım. Ha, burada da var soru. Ha, başka soru. O zaman başkalarına da. Bu arada e-mail adresim melisb@khas.edu.tr ya da ararsanız bulursunuz. Hani ayrıca görüşmek isterseniz, soru sormak isterseniz mail atabilirsiniz. Türk sinemasının gidişatı daha mı kaliteli yoksa daha mı düşük? Bunu merak ediyorum ben. Tam ne döneme baktığına bakar. Bence şu anda biraz böyle bir aksar vaziyette. Biraz fazlasıyla sınırlamalar geldi, biraz otosansüre gitti. Böyle yaratıcı olmaktan korkar bir yanı var yönetmenlerin. Biraz yine ekonomik kaygılarla ama başka şeylerle de. O yüzden şu anda biraz yaratıcı olarak yavaşladı diye düşünüyorum ama 3-5 seneye belli olmaz. Belki tekrar bir yükselişe geçer. Sizce Türk sinema tarihinin altın çağı ne zamandır? Bu da güzel soruymuş. Emin olamadım ondan ya. 60'lar çok tabii hani hem sayı olarak hem yapılan ilginç filmler de var daha Metin Erksan'ın falan da yaptıkları. Ama yani bu 2005-2015 arası da yabana atılır gibi değil hem sayı hem de iyi filmler açısından. Bir yandan da o hani en zayıf diye düşündüğümüz 90'larda da Atıf Yılmaz var, Ah Belindalar, Adı Vasfiyeler falan var. Yani her dönemden bir şeyler çıkıyor aslında. O yüzden biraz ortada kaldım bu konu soruda. Ben teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz.